Ben Cansu Tekoluk, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunuyum. Canlandırdığım karaktere gelecek olursak da Mela karakteri biraz erk sistemin içinde sindirilmiş bir kadın aslında. Kocasını çok seven ve sevdiği insan için her şeyi yapabilecek cesaretli bir kadın. Yani aslında zıt duyguları barındırıyor. Çok cesaretli ama sevdiği kişiye karşı, kendine karşı değil. Öyle bir karakter canlandırıyorum. Oyunun içindeki yerine gelecek olursak da aslında biraz toplum ve sanat tarafını temsil ediyor kısmından bakacak olursak Mela tamamen bir toplum insanı. Bir aile kurayım, eşim beni sevsin, sadece bir karı koca ilişkisi yaşayalım ve böyle mutlu olabilirim. Çocuğum olsun, yeterli gözüyle bakacak bir kadın. Bu yüzden sanat tarafını çok anlamıyor ama sevdiği adamı kaybetmemek uğruna o dünyanın içine giriyor. Bilmediği bir dünyanın içine giren bir kadın. Ve bir yerden sonra da aslında bunlar iki kişi, yani ikisi tarafından artık benlik duygusunu ortaya çıkardığı bir noktaya geliyor. Ve kendini düşündüğü bir noktadan başlıyoruz aslında. Sorgulamaya başladı. Ama hala sevgi seviyesindeki tabularını yıkamadığı bir durumda. Oyunun sonunu da söylemeyeyim. Söylemeyeyim, sürpriz olsun. Eğlenceliydi ama benim için biraz zorlu geçti. Çünkü sakatlanma evresine falan kadar gittim. Benim yani Savaş'ın anlattığı gibi bir pufun üzerinde yükseltiler vesaire. Ya özel tiyatro olunca gerçekten bir ödenekli tiyatro gibi olmadığı için bulduğumuz her yerde prova alabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama eğlence boyutu da çok güzel. Ve birkaç kere evet yani o fiziksel hareketlerde ne yapsak koreografımız Dilara Çakmak çok yardım etti o konuda bize. Ama onu yani o bir balerin ve biz bir onun fiziksel yapısına sahip değiliz ve bunu elde edebilmek için sürekli prova aldık. Bedensel yorgunluğumuz çok oldu. Ve sakatlanmamak için her şeyi yaptık. Her şeyi. O yüzden eğlenceli ama bazı zamanlarda da korkutucu. Aslında Mela tarafında yok. Daha çok Rovni ile kişisel olarak bir bağım daha var. Ya ben de işini çok seven bir insanım ve mükemmel bir şekilde yapmak isteyen bir insanım. Rovni de aynı o şekilde. O yüzden çalışırken Mela'ya hak vermek çok zor oldu benim için. Yani onu anlamaya çalışmak, şey dediğim zamanlar oldu. Adam işini yapmak istiyor. Hani tamam bunu en güzel şekilde yapmak istiyor ve bu şekilde mutlu olacaksınız. Ama öyle değilmiş. Yani ne zaman o karakteri tam böyle çözümlemeye başladığım noktada Mela da çok haklı aslında. Yani bir insana kendi mutluluğunu aşılayamazsın. Bunu gördüğüm bir nokta oldu. Rowan evet kendi içinde çok haklı ama Mela'nın mutluluğu başka bir tarafta. Mela ya sanırım kendime benzeştiğim nokta şey olabilir. Ben daha oyunculuğa başlamadan önce, yani küçüklüğümden beri oyunculuk istiyordum ama çok farklı bir sektörden geldim aslında. Diş protez teknikerliğini bitirdim ve hiç ait olmadığım bir yerdeymiş gibi hissediyordum. Mela da aslında öyle hissediyor. Hiç ait olmadığı bir yerde gibi hissediyor. Ve ben zamanla bunu kırdım ve dedim ki ben hayır oyuncu olmak istiyorum. Sınavlara gireceğim ve bunu söylediğimde 22 yaşındaydım. Ve sanırım Mela ile özdeşleştirdiğim kısım o 22 yaş önce. Şu an daha çok onun son evresiyim. Kendi benliğimi bulduğum noktadayım. Böyle bir bağlantı kurabilirim. Onun dışında dediğim gibi daha çok Romney. Ama Romney'nin o toksik tarafı değil. Daha insanlara da hak verebilecek bir noktada. Çok ben diyen bir tarafta değil. Eyvallah. Peki yürü o zaman... Git ya. Git kendi rolünü oynamaya çalışsın. Partnerine daha çok empati duyuyor kendi karakterinden. Evet ama bu dış tarafta, yani sahne içinden kastetmiyorum. Sahne içinde zaten bunu yapamam. Mela'ya hak vermediğim noktada oynayamam. Mela çok haklı. Kendi içinde haklı. Ama Rowney de kendi içinde çok haklı. Sadece ikisi birbirinin haklılık
taraflarını göremiyorlar. Sorun zaten burada başlıyor. Onun aslında söylediğinin iç tarafına bakmıyor kimse. Ya bu şey gibi, gelmeni istemiyorum, aslında istiyorum. Yani o istiyorumu duyabilmek gibi bir şey. Mela ve Rovni bu iç tarafı duyamıyorlar. Söyledikleri ve yaptıkları çok farklı. O yüzden ikisinin çok haklı tarafları var. Ama ortak payda da kim haklı, kim haksız. Bu da seyirciye kalan bir durum. Biraz gerçek ilişkiler gibi hayat. Aynen, tamamen kadın erkek ilişkisine evet çok benziyor. Ya zaten onu konu olan bir şey. Bu sevgili olabilir. Sadece bir kadın erkek kimliği üzerinden bile bakabiliriz. Sokaktan geçen bir kadın erkek iki ilişkisine bile hani bunu örnek verebiliriz. Sürekli çünkü haklı olma çabamız var bizim dışarıda da. Ve bunları herkes haklı olma çabasında olduğu için bir yerde uzlaşamıyoruz. Ve bir yerde bir patlak veriyor. Tamamen bir kadın erkek ilişkisi, erki sistem. Kendilerinden kesinlikle Mela olabilir, Rovni olabilir. Bir yerden bir bağlantı yakalayacaklarına eminim. Duygusal anlamda ortak bir bilinç elde edeceğimizi düşünüyorum seyirciyle. Ama bundan ne mesaj çıkartmaları gerektiğini asla söyleyemeyiz. Çünkü hani biz şu mesajı veriyoruz diyebildiğimiz bir oyun değil zaten. Herkesin kendi aldığı, yani gelen seyirci kendilerine illaki bir şey alacaklar. Bu X olabilir, Y olabilir. O onların hayatıyla bağlantılı bir şey olacak. Onu söyleyebilirim. Ve aslında genel anlamda birbirimize ihtiyaç duyduğumuz noktaları da belki bir farkındalık yaratabilir. Ya da bu oyundan çıktıklarında evet ben de böyleydim deyip cesaretlenebilir. Ya da ben de böyleydim, biraz daha kendimi geri çekmeliyim diye dedirtebilecek noktaları var oyunun. Teşekkür ediyorum öncelikle. Pandemiyle birlikte aslında bu dijital tarafın tiyatroya geldiği evrelere gelmiş bulunduk ve bunun bir parçası olmak da çok mutluluk verici. Çünkü herkese her an ulaşılamayabilir ve artık bunun bir yolu var. Bu yüzden güzel, mutluluk verici bir şey. Ve tiyatro birleştirir. Tiyatroya gelin ve izleyin. Süper, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Uzaklara mı gideceksin? Git. Nereye istersen git. Ben gelemem seninle. Evet. Evet, ölüme meydan okuyorum. Bilerek yapıyorum bunu. Bana bu korkunç duyguyu hissettirecek her şeye sırtımı çeviriyorum. Sen hep kendini düşünüyorsun. Yalnız kendini.